Birlikte Yatırım Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Birlikte Yatırım Programı'nda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Alp Keller bizlerle birlikte. Alp hoş geldin. Hoş bulduk. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 19-20 Kasım tarihlerinde bir kez daha her yıl Kasım ayında geleneksel hale geldiği üzere Sermaye Piyasaları Kongresi düzenliyor. Bu seneki tema dönüşüm. Dolayısıyla hem yerli hem yabancı çok sayıda konuk var. Ücretsiz katılımla Türkiye'de bugüne kadar yapılmış olan en büyük kongrelerden bir tanesi oluyor Sermaye Piyasaları Kongresi. Dolayısıyla ne planlıyorsunuz, ne göreceğiz kongrenin içerisinde biraz üzerinde konuşalım. Yani ben şu bilgiyi vereyim. Yani gerçekten kongre çok önemli bir noktaya geldi. Bu sene dördüncüsü düzenleniyor. Türkiye'nin Davos'u diyebilirim. Yani bu gerçekten geçen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanımız da aynı şeyi ifade etti. SPK Başkanımız da. Çok farklı noktaya geldim. İçinde yani her sene, yani geçen sene 8000 kişi katılımcıydı. Sirkülasyonu sayıyorum. Yani tabii eş zamanlı olmuyor. Fakat yaklaşık olarak hani sosyal medya, televizyonu da kapsarsak herhalde bir 50-60 bin kişinin takip ettiği bir organizasyon dönüştü. Biz geçen sene Bloomberg ET olarak biliyorsun oradan hem dijital platformlarımız hem de internet sitesi üzerinden yayın yaptık. Ben kendi adıma 750 bin civarında takibin sadece bizim mecramız üzerinden gerçekleştiğini söyleyebilirim. Yani şimdi rakamlar tabii farklı mecraları koyunca çok katlanarak büyüyor ama günün sonunda içeriği çok zengin olan ve birçok şeyin tartışıldığı, çözüm arandığı bir platforma dönüştü. 28 tane panel var, 30 tane eğitim var, 150 tane konuşmacı var. Yani içi çok zengin, yani birçok ana konuşmacılar var yurt içinden, yurt dışından. Hani birçok deneyimli ismin görüşlerini aktardığı bir organizasyona dönüştü. Bu seneki temamız da dönüşüm. Birazdan detaylı konuşuruz. Hani dönüşüm sadece sermaye piyasada değil, birçok alanda dönüşüm var. Bunları bu sene detaylı olarak masaya yatıracağız. Peki bu konuda kongrenin içeriğine dair hazırladığımız bir bandımız var. Öncelikle bu bandı aktaralım. Sonrasında biraz daha detaylı olarak kongrenin içeriği üzerine odaklanmaya başlayalım. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyor Efes'te yaşamış filozof Heraklitos. 2500 yıl önce yaşamış olan Heraklitos'un bu sözünü bugün acaba günde kaç kere yad ediyoruz? Heraklitos'u her gün anmamızın nedeni ise bilim insanlarının değişim çağı diye tanımladıkları ve tarihin gördüğü en hızlı, en köklü değişimin içinde olmamız. Dünya konvansiyonel üretim hizmet modellerinden tüketim yatırım alışkanlıklarına, siyasetten sosyal hayata kadar her şeyin kökten değişime zorlandığı bir süreçten geçiyor. Bu değişimin ana nedeni dijitalleşme olsa da tek nedeni değil. Dünyada nüfus yapısı değişiyor. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünya yaşlanıyor. Nüfusta dünyanın ekonomik güç dengesi üzerinde etki edecek bir değişimden söz ediyoruz. Bugün bilim insanlarının yanıtını aradıkları en temel sorulardan biri ise dünya emekli oluyor, peki bunu finanse edebilecek mi? İklim değişiyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ekonomi, ekolojik ve sosyal yaşamda zincirleme etkileri dünyayı tehdit ediyor. Peki dönüşüme hazır mısınız ya da dönüşüme ne kadar hazırız? Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 19-20 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde işte bu sorulara cevap arayacak. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği şirketlere, şehirlere, Türkiye ekonomisine ve en temelde insanlara sağladığı katma değeri ortaya koyarak sermaye piyasalarını daha da derinleştirmeyi ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında daha güçlü rol almasını sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla yürüttüğü değer odaklı iletişim çalışmalarının yanı sıra düzenlediği etkinliklerle de Türkiye'nin geleceğine ışık tutmayı amaçlıyor. Birliğin bu amaçla düzenlediği en önemli etkinliklerden biri Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek kongrede dönüşüm ana teması, dijital dönüşümden demografik ve toplumsal dönüşüme, iklim değişimine kadar kapsamlı bir bakış açısıyla ele alınacak. Sermaye Piyasaları Kongresi'nde insanın dönüşümü, şirketler ve sektörlerin dönüşümü ve finansal mimarinin dönüşümü olmak üzere 3 ana başlıkta 28 panel, 30 eğitim programı gerçekleştirilecek. Kongrede dijital dönüşüm yatırımcılar için ne ifade ediyor, şirketler neden çevikleşme ihtiyacı duyuyor, finansın amacı yeniden tanımlanmalı mı sorularına yanıt aranacak.
nüfus yapısının değişmesinin ne tür etkileri olacak, iş modellerinde dijitalleşme fırsat eşitliğini sağlayabilir mi, göç ülkeler ve ekonomiler üzerinde nasıl bir etki yaratacak, iklim değişikliği tedbirlerinde rol alması beklenen sosyal etki amaçlı yatırımlar ne getirecek sorularına da yanıtlar bulunmaya çalışılacak. Dönüşümün yarattığı fırsat ve risklerin ulusal ve uluslararası uzman ve liderlerin katılımıyla ele alınacağı kongrede Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ve QNB Finansbank CEO'su Temel Güzeloğlu deneyimlerini paylaşacak. Dijital Darwinizm kitabının yazarı Tom Goodwin, Silikon Vadisi'nin ünlü Türk girişimcilerinden Nexenta'nın başkanı Tarkan Maner, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao gibi dikkat çeken katılımcılar da kongrede olacak. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun desteklediği Borsa İstanbul'un ana sponsor olduğu kongreye katılım ücretsiz olacak ve web sitesinden kayıt yapılabilecek. 8000'in üzerinde katılımcının beklendiği kongrede oyuncu Mert Fırat'ın liderlik ettiği imece kültürünü yaşatan ihtiyaç haritası platformuna destek amacıyla bir kampanya da gerçekleştirilecek. Tablo böyle, oldukça kapsamlı bir kongre. Geçtiğimiz yıllarda da benzer şekilde ve katılım da çok yüksek oluyor. Hakikaten erkenden gidip orada yerini almak çok büyük avantaj. En azından o kısmını söyleyebilirim katılmayı düşünenler için. Burada dönüşüm derken kastımız sadece işte her şey dijitalleşiyor, teknoloji de geliyor. Dolayısıyla biz de kendimizi buna adapte edelimden daha farklı, doğru mu? Çok doğru. Yani zaten siz de gözlemlemişsinizdir. Yani çok farklı profilde katılımcılar var. Yani bugün 150 tane katılımcı olduğundan bahsettim ve hani ana konuşmacılara baktığımızda da aslında dönüşümün sadece hani ilk akla senin de bahsettiğin gibi dijital geliyor ama çok hızlı dünya değişiyor ve dönüşüm her tarafta. Yani insanın dönüşümü, şirketlerin dönüşümü, finansal mimarinin dönüşümü. Aslında bunların hepsi tartışılacak ve burada detaylı olarak hani bunları değerlendireceğiz. Yani sen iş yapış biçimini değiştirebilirsin. Teknoloji evet. Bunu getirebilir. Fakat eğer pazar, toplum buna hazır değilse, onun alıcısı hazır değilse verebileceğin ancak karşı tarafın alacağı kadar, doğru mu? Çok doğru, çok doğru. Yani biz tabii burada öncelikli olarak hani bu kongrede hedeflediğimiz 4 tane ana amacımız vardı. Belki kısaca bunu bahsedeyim, sonra da tekrar dönüşüme geçelim. Yani bir sermaye piyasasının yarattığı değeri biz ortaya çıkartmak istiyoruz yani sermaye piyasası kongresinde. Yani sermaye piyasasının zaten bizim buradaki değer temamız da çok önemli. Topluma, çalışanlara, yatırımcılara, girişimcilere sermaye piyasası önemli bir değer katıyor. İkinci ana amacımız sermaye piyasasının ulaşılabilir olduğunu gözlemlemek. Yani yatırımcı için baktığımızda aslında sermaye piyasası yani sadece çok varlıklı olanların değil, belirli bir miktar birikimleri olanların da rahatlıkla ulaşabileceği bir ortam. Yani o yüzden de konferansı biraz böyle açık, herkesin ulaşabileceği, eğitimlerden faydalanabileceği bir ortam olarak tasarladık. Üçüncü olarak sermaye piyasasının aslında hayatın her tarafında olduğunu vurgulamak istiyoruz. Yani bugün deyince hani rakamlardan biraz çıkmak istiyoruz. Yani bu impact, etki işlerinde de önemli. Yurt dışında şu anda çok popüler olan bu ESG diye adlandırdığımız sosyal sorumluluk alanlarında da sermaye piyasası çok ön planda. Sermaye piyasası sadece hisse senedi değil, sadece özel sektör tahvili değil. Aslında ürün yelpazı çok geniş ve birçok alanda hayatımızda olan bir alan. Ve dördüncü olarak da dönüşümü tabii detaylı inceleyeceğiz ama sermaye piyasası spesifinde de dönüşümü burada detaylı olarak masaya yatıracağız. Peki şimdi önce istersen sermaye piyasasındaki evet. dönüşüm kısmını biraz tarif ederek başlayalım. Tamam. Oradaki detaylar üzerine bir parça odaklanalım. Çünkü sermaye piyasasındaki dönüşüm teknolojik olarak zaten herkesi evet. etkiliyor. Şirketleri de etkiliyor, aracı kurumları da etkiliyor, yatırımcıları da etkiliyor. Kesinlikle. Algoritmik trading'den tut, yüksek frekanslı işlemlere kadar, iş yapış biçimi, öngörüler, işlem stratejileri her şeye evet. kadar çok doğrudan etkiliyor zaten. Ya tüm dünyada sermaye piyasası önemli bir dönüşüm içerisinde ve bunu bilfiil Türkiye'de de yaşıyoruz. Yani Türkiye'de sermaye piyasası kurumlarımız da aslında bir dönüşüm içerisinde. Yani birkaç rakam vermek gerekirse aracı kurumlarımızın 2002 yılındaki sayısı 121 iken bugün itibariyle 74'e düşmüş durumda. Portföy yönetim şirketlerinin sayısı 17'den 52'ye yükselmiş durumda. Aslında burada hem aracı kurumlarımızda hem portföy yönetim modellerinde biraz daha katma değerli hizmetler ön plana çıkıyor
belki yatırım danışmanlığı ön plana çıkıyor ve sadece tek üründen uzaklaşan daha geniş yelpazede hizmet vermek ön plana çıkıyor. Aslında burada da dönüşümü bir şekilde yaşıyoruz. Bir başka örnek, hani bu işlemlerin nereden yapıldığına baktığımızda, yani 2002 yılında istatistikleri biz oradan alıyoruz. Geliyor grafik zaten. Yani %44'ü burada işlemlerin şube kanalıyla yapılıyor. Diğer dijital kanalların ağırlığı oldukça düşük. Ama bugün itibariyle baktığımızda işlemlerin internet kanalına veya dijital kanallarla gerçekleşme oranının %52'ye kadar ulaştığını gözlemliyoruz. Aslında burada da önemli bir değişim yaşamış sektör. Ve bu önümüzdeki dönemde daha da artıyor. Ve bunu iş modellerinin de birçok aracı kurum, birçok portföy yönetim şirketinin etkilediğini gözlemliyoruz. Bir başka istatistik, yani tabii broker oranı, hani geçmişte önemliydi. %13'lerdeydi brokerdan yapılan işlemlerin oranı. Şu anda %2'lere kadar düşmüş durumda. Yani bu da önemli bir şey. Tabii burada günümüzden bazı istatistikler verirsek, bu mesela robo danışmanlık. Özellikle portföy yönetim tarafında çok önemli ve birçok danışmanlığın aslında yapısını ve mimarisini değiştiriyor ve işin ölçeklenmesini sağlıyor. Bugün robo danışmanla biz rakamsal olarak konuşuyoruz. Tamam, belirli rakamları aşıyoruz, belirli işleri aşıyoruz. Trilyon dolarlara yaklaştık, geçiyoruz. Ama robo danışmanlığın aslında Google'da veya internet alanında araştırıldığı yüzdesine baktığımızda son yıllarda imeni çok hızlandığını ve kişilerin bunu duyarak araştırdığını gözlemliyoruz. Hı hı. Bu tabii araştırmanın sonucunda da buna yönelik çözümler peşinde de oluyor. Dolayısıyla yatırımcıların da burada yatırım alışkanlıklarının değiştiğini, farklı şeyleri talep etmeye başladığını gözlemliyoruz. Keza algoritmik işlemlerde de bunu çok yaşadık. Son yıllarda algoritmik işlemlerinde yine taranma oranının çok arttığını gözlemliyoruz. Özellikle biraz daha kriz veya sadece kriz değil volatil olduğu ortamlarda daha fazla gündemde oluyor ve daha fazla taranıyor. Tabii bu değişim sadece hani dijital tarafta olmuyor. Yatırımcı sayısında da bazı değişiklikler oluyor. Belki bunu da kısaca bahsetmek lazım. Türkiye'de de yatırımcı sayıları bazı ürünlerde direkt yatırım ürünlerinde biraz yatay olduğunu gözlemliyoruz. Örneğin hisse senedi yatırımcı sayısının oldukça yatay gittiğini gözlemliyoruz. Türkiye'de 1 milyon civarında, 1 milyon 200 bin civarında hisse senedine direkt yatırım yapan yatırımcı var. Bu rakamı hani yarısı, yani 1000 TL üzerinde yatırıma bakarsak rakam yarıya düşüyor. Yani nüfusun neredeyse 18 yaş üstü nüfusun 100 kişiden 1 kişi hisse senedi yatırımda bulunuyor. Çok düşük bir oran ve gelişmesi gereken bir alan. Ama tabii hisse senedine yatırım yapmanın direkt değil indirekt yolları da var. Örneğin hani yatırımcı sayılarında, emeklilik fonlarında yatırım sayısının önemli bir şekilde büyüdüğünü gözlemliyoruz. Otomatik katılım fonlarında büyüdüğünü gözlemliyoruz. Aslında bu yatırımlar aracılığıyla da yatırımcılar hisse senedine dolaylı olarak yatırım yapıyorlar. Ve hisse senedi sahipliği oranı içeride bu anlamda da artmış durumda. Yatırım fonları keza yatırımcı sayısında bir miktarda son dönemde bir artış var. Ama hani baktığımızda 2 milyonlardan 3 milyonlara doğru bir gidişatı var. Tabii yatırım fonu, emeklilik fonunu kurumsal yatırımcı gözüyle bakarsak Türkiye'de kurumsal yatırımcıların ağırlığı da halka açık hisse senetlerindeki ağırlığın %3'ler seviyesinden %6'lara kadar yükseldiğini gözlemliyoruz. Aslında hem hem daha fazla gidecek yer gidecek var ama hem yolumuz çok ciddi var. Biz yabancı yatırımcıları çok konuşuyoruz. Yani bunun %60'ı Türkiye'de en az 60'ı 62'si dönem dönem 70'leri gördük. Yabancı kurumsal yatırımcı ağırlıklı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de de kurumsal yatırımcıların kuvvetlendiğini, çeşitlendiğini ve borsa içerisinde halka açıklık içerisinde payının arttığını gözlemliyoruz. Fon büyüklükleri ve fonlara olan talep arttıkça bunun da devamını göreceğiz büyük ihtimalle. Dolayısıyla hani birçok açıdan baktığımızda bir değişim, dönüşüm, yatırım alışkanlıklarından tutun şirketlerin iş modellerine kadar sermaye piyasasında da önemli bir dönüşüm söz konusu. Burada da iş modellerini bu dönüşüme uyum sağlayan şirketlerin önümüzdeki dönemde daha başarılı olmasını bekliyoruz doğal olarak. Kongrede de bu konuya ilişkin çok sayıda örnek olacak. Bu örneklerden bir tanesi Kimlik şirketi. Kimliğin CEO'su Gökhan Seçkin'in sermaye piyasalarındaki dijital dönüşüme dair aktardıkları var. Şimdi onları getiriyoruz ekrana.
sermaye piyasası araçlarının dönüşümünü geçmeden önce aslında kullandığımız kişiler arası ve kurumlar arası kullandığımız paranın dönüşümünü ele almak gerekiyor. Şu anda tüm dünyada devletlerin çıkardığı paraları uluslar kullanıyor. Ve buradaki en önemli dönüşüm de blockchain ile hayatımıza giriyor. Şu anda pek çok kripto varlıklar aslında özellikle özel sektörde kullanımda. Ama buna biraz daha yavaş olsa da devletler de aslında katılmaya başladı. Ülkemizde de Merkez Bankası'nın bununla ilgili çalışmaları var. Yurt dışında bununla ilgili örnekler var. Ama sermaye piyasaları araçlarının dönüşmesi biraz daha vakit alacak. Çünkü bununla ilgili olan blockchain sistemleri şu an hala teknolojinin yeterliklerine istenen güveni tam olarak vermiyorlar. Bununla ilgili tabii ki borsa sisteminin komple değişmesi gerekiyor. Hatta bu dönüşüm şeklinde değil de paralelinde yeni bir blockchain tabanlı sistemin inşa edilmesi ve mevcut sistemin buraya taşınması şeklinde olacak. Burada neler değişecek? Tabii ki merkezi kayıt kurumunun rolünü blockchain taşımış olacak. Ve tabii ki burada da iki çeşit sistem kullanılıyor. Birisi tüm dünyada kullanılan blockchain sistemlerin üzerine taşınabilir. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama devletler buna karşı biraz güvensizler. Her ülke kendi içinde kendi milli blockchain'ini kurup ilk başta çalışmaları bunun üzerinde gerçekleştirecekler. Ardından da bu sistemler belki de uluslararası bir platforma taşınacaklar. Şimdi tablo böyle, bu dönüşümün diğer bacakları hem startuplar hem aynı zamanda yeni teknolojilere uyum, bir taraftan Binance CEO'sunun geliyor olması da çok önemli blockchain tabanlı tartışacağımız platform çerçevesinde. Bu dönüşümün diğer bacakları üzerinden gidelim istersen. Tamam. Biz dönüşümü kongrede 3 temel alanda işlenmesini tasarladık. Hani birinci alan insanın dönüşümü. Tabii insanın dönüşümü olmadan aslında birçok şeyin dönüşümü imkansız. Yani burada hem bu sürece adapte olmalı, hem fiziksel ve bilinçsel olarak da bu sürece hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Beyni donanım olarak alırsak, zekayı işletim sistemi olarak kabul edersek, akıllı da yazılım olarak kabul edersek aslında dönüşümün önemli parçaları da insan faktöründen geliyor. Ve toplumsal, sosyal açıdan insanın en iyi versiyonu nedir? Fizyolojik açıdan en iyi versiyonu nedir? Ekonomik açıdan en iyi versiyonu nedir? Aslında birkaç örnek ben toplantılarda, kongrede paylaşılacak alanlardan bir tanesi. Bir başka paylaşılacak alan bence çok önemli. Bizim sermaye piyasalarını çok yakından ilgilendiriyor. Artık dünyada emeklilik sistemlerinde önemli bir değişim var. Bu tabii insanoğlu, nüfusumuz tüm dünyada olduğu gibi yaşlanıyor. Bu konuda her 10 yılda bir 2 yıllık bir yaşın ilerlediğini gözlemliyoruz ortalama ömrün. Yani ben 70'li yıllarda doğdum. Bizim ortalama gelişmiş ülkelerde ortalama ömrümüz 80-85 yıllar arasında. 2000 yıllarda doğanlar için bunun 100 yıllara kadar gidebileceğini konuşuyoruz. Şimdi böyle bir dönemde emeklilik sistemlerinin tasarımı da değişmesi gerekiyor. Emeklilik sistemlerinde kastettiğim şu. Biliyorsunuz bu şu andaki mevcut emeklilik sistemleri 1960'lı yıllarda tasarlandı ve çalışanların emeklileri finanse edildiği modeller üzerine. Yani örnek vermek gerekirse 5 çalışanın 1 emekliliği finanse ettiği modeller üzerineydi. Ama artık sistem ortalama ömrünün uzamasıyla beraber çalışan sayısı ile emekli sayısı eşitlenmeye başladı. Bu da aslında çok sürdürülebilir bir şey değil. Dünyada birçok ülkede, Japonya başta olmak üzere, sıkıntılar baş göstermeye başladı. Dolayısıyla emekliliğin finansmanı, yani insanın dönüşümü de insanın yaşam içerisindeki belki evrelerini değiştirmesi lazım. Yani biz 3 evreden, hayatımız 3 evre. Yani birinci evre işte okul hayatı diyelim. İkinci evre bütün çalışma hayatı. Üçüncü evre de emeklilik hayatı. Ama artık ömrün 100 yılı uzadığı bir ortamda dönem içerisinde farklı eğitimler, farklı alanlarda kendilerini geliştirmesi gerekiyor insanlar. İkinci kariyerler, üçüncü kariyerler. Arada eğitimler, farklı alanlarda ihtisaslaşmalar, bunlar çok önemli. Yani bir istatistik var. Yani bugün ilkokulda hayata başlayanların %65'i önümüzdeki dönemde var olmayan işlerde çalışacak diye. Yani ben çok hoşuma gitti açıkçası. Böyle bir dönemde ara dönemlere de mutlaka eğitim faktörünü koymak lazım. İnsanın dönüşümü kapsamlı olarak burada birkaç panelde işlenecek.
İnsanın dönüşümünün yanı sıra tabii şirketlerin dönüşümü ikinci ana başlığımız. Tabii şirketlerin dönüşümü de burada çok önemli. Ve burada da hani Darwin'in bir sözü var. Aslında şirketler arasında yani en zeki veya en güçlü değil. Aslında dönüşüme en fazla ayak uyduran bugün ayakta kalıyor. Ve biz de burada aslında kongrede biraz bunları tartışacağız. Aslında artık şirketlerin bu dönüşüme, demokratikleşmeye veya değişime bir şekilde disruption'a ayak uydurması gerekiyor. Ve genelde de bunlar sektör içinden değil, sektör dışındaki kurumlardan geliyor dönüşüm. Ve buna ayak uydurmakta zorlanıyor şirketler. Yani bugün S&P'de ortalama şirket ömrü 15 yılın altına düştü. Bu da önemli bir istatistik. Dünyada hizmet sektörüyle sanayi sektörü arasındaki dengelerin de iyi oluşması gerekiyor. Mesela konulardan bir tanesi sanayi sürecine geç giren şirketlerde, ülkelerde burada nasıl bir rol modeli uygulanması lazım? Neler yapılması lazım? Çünkü ülkelerin hizmet sektörünün ağırlıklı olması aslında o ülkelerin uzun dönem sürdürülebilir büyümesinde zorluklar da yaratabiliyor. Hı hı. Yani bugün dünyada en eski şirketlere baktığımızda en eski şirket hangi ülkedendir veya hangi şirkettir diye sorsam Japonya olması lazım. Japonya doğru. Yani bu bir inşaat şirketi. Yani 578 1400 yıllık. Başka alanlarda da genelde ama hizmet sektöründen olduğunu görüyoruz. Yani restoran var, pub var İrlanda'da, Avusturya'da bir restoran var. Fakat son yıllarda aslında değişimin farklı alanlarda da olduğunu gözlemliyoruz. Yani şirketlerin bu değişimlerde ayak uydurması gerekiyor. Bunlar kapsamlı olarak tartışılacak kongrede. Üçüncü bir alan, yani burada baktığımızda aslında üçüncü bir alan ise finansal mimarinin dönüşümü. Şimdi dünyada da finansal mimari farklı şekilde değişiyor. Yani burada fintechler bir kere iş yapış modellerini değişiyor. Bankacılık sisteminde finansal mimariye önemli katkılarda bulunuyor. Daha çevik, daha müşteri odaklı hareket etmesine katkı sağlıyor. Benzer şekilde sadece fintechler değil, toplam sistem içerisindeki kurumların dağılımı da değişiyor. Bugün hani yatırımcıların baktığımızda tercihleri içerisinde sermaye piyasalarının özellikle dünyada çok ön planda olduğunu gözlemliyoruz. Yani bugün Türkiye'de hane halkı varlık dağılımlarına baktığımızda sermaye piyasası ürünleri yani hisse senedi, yatırım fonu, emeklilik fonlarının %14-15'ler seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Ama aslında bu oranlar Kore'de %30'lar seviyesinde, Brezilya'da %50, diğer ülkelerde çok çok daha fazla. Dolayısıyla ülkelerin de büyüme modellerinde finansal mimari içerisinde bazı adımlar atması gerekiyor. Burada sermaye piyasasıyla kredi piyasası arasında optimal bir denge de sağlamak gerekiyor. Kredi piyasalarımız da hızlı büyümesi gerekiyor. Türkiye'de burada da çok ciddi kat edilecek yol var. Ama sermaye piyasalarının belki birkaç kat daha hızlı büyümesi gerekiyor. Bunları değerlendireceğiz. Sadece bu değil tabii. Finansal piyasalarda son dönemde önemli akımlar var. Yani burada gerçekten finansal mimari bu akımları kapsayabilecek boyutta mı? Bunu göreceğiz. Yani bunun özellikle sürdürülebilirlik üzerinde akımlar var. ESG, bu governance, sosyal sorumluluk alanında akımlar var. Etki alanında akımlar var. Sermaye piyasasının veya finansal sistemin impact yani geleceğe sürdürülebilir katkısı üzerine bazı adımlar var. Bunların hepsi tartışılacak. Dolayısıyla ideal bir finansal mimari üzerinde de tüm dünyada olduğu gibi bunlar da masada değerlendirilecek. Alp Keler, çok teşekkür ediyoruz katıldığın evet. için bugün programımıza. 19-20 Kasım tarihlerinde Türkiye Sermaye Piyasası Kongresi. Kongreye katılım ücretsiz ve aslında finans alanında bu konularda hem finans hem sermaye piyasaları anlamında gerçekten ücretsiz olarak sağlanabilecek en yüksek katılımı sağlamak lazım. Zira gerçekten alternatifi çok yok. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden de takip etme imkanı olacak. Biz de bu program bittikten sonra saat 14 itibariyle Periskop ve YouTube kanallarımız üzerinden, Bloomberg KT Periskop ve YouTube kanalları üzerinden sizlerle tekrar iletişimde olacağız. Alp Keler'le birlikte sizlerden bu konuda hem kongrede hem sermaye piyasalarında dönüşümün detaylarına dair sorularınızı almak, onları yanıtlamak için. Hoşçakalın.